Ebru 14 yaşındaydı. Doktor olmak istiyordu. Kolum çıktı diye hastaneye gitti ama yürüyerek girdiği hastaneden cansız bedeni çıktı. Tamam getirdim. Cenazesini alacağım. Bir kol çıkacağım canım. Çocuğum kolu çıkmış. Getiriyorum cenazesini götürüyorum. Kolum çıktı dedi. Hastaneye yürüyerek geldi. Ailesine cansız bedeni teslim edildi. Acılı babaya göre onu ihmaller zinciri hayattan koparttı. Adamın kolu ayağı koşuyor hayatta kalayım. Getirmişim çiçek gibi kızımı solmuş götürüyorum ya. Ebru 15 yaşındaydı. Evde üzerinde oturduğu minderi kaldırıp kenara koymak isterken kolunda bir ağrı hissetti. Ailesi sol kolunun çıktığını düşündü. Babası kolu yerine takmaya çalıştı. Ardından da kızını hastaneye götürdü. Ancak iddiasına göre geç müdahale edildi. Çocuğu getirmiyor 4,5 saat. Hastanede beklemiyor 4,5 saat. 4,5 saat. Müdahaleniz varsa yapın da. Acil serviste kolunun yerinde olduğu tespit edildi. Üniversite hastanesine sevk edildi. Ancak yer yoktu. Babası başka hastaneye götürdü. Omzu morarmaya başlayan Ebru ortopedi servisine yatırıldı. Bakan doktorlar da teşhis koymuyorlar. Yani benim çocuğum ilgisizlikten öldü. Ebru sabaha karşı fenalaştı. Minik kalbi durdu. Ölüm nedeni hala soru işareti. Süper zeki çocuk ya. Benim çocuğum bir bak ben sağlam getirmişim. Sağlam getirmişim. Ölüsünü bekliyorum ya. Babası evladının cenazesini teslim aldı. Gözyaşlarına boğuldu. Çocuğum onu çıkmış getiriyorum cenazesini götürüyorum. Sağlam getirdim. Ebru'dan alınan örnekler adli tıpa gönderildi. 15 yaşındaki Ebru'nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.